Merhaba arkadaşlar, AYT son tekrar serisine kimya ve elektrik ünitesinin ikinci ve son kısmıyla devam ediyoruz. Bu kısımda elektrolizi inceleyeceğiz. Elektroliz gerçekten de bu ünitenin önemli bir kısmı arkadaşlar, soru çıkan bir kısmı. Tabii ki her tekrar videosunun başında söylediğim gibi arkadaşlar bu özet bir tekrardır ve daha önce bu üniteyi yeterince çalışmış, bu üniteyle ilgili yeterince soru çözmüş arkadaşlar için faydalı olacaktır. Daha önce hiç bu üniteye çalışmadıysanız arkadaşlar ayrıntılı konu anlatım videoları ve soru çözüm videolarını izleyebilir ya da konu anlatım kitaplarınızdan not çıkartarak çalışabilir. Daha sonra da bu tekrarı değerlendirebilirsiniz. Diyerek arkadaşlar şöyle başlayalım isterseniz. Öncelikle arkadaşlar elektroliz pillerin tam tersi olarak düşünülebilir. Pillerde arkadaşlar bildiğiniz gibi kimyasal enerji kullanılarak elektrik enerjisi elde ediliyordu. Yani elektrik üretiliyordu. Elektrolizde ise elektrik enerjisi kullanılarak kimyasal enerji elde edilir. Yani pillerin tam tersidir. Peki kimyasal enerji kullanmak ne demek arkadaşlar? Örneğin elinizde sodyum klorür var. Ve siz bu sodyum klorun içerisindeki sodyumu ve kloru ayrı ayrı elde edip farklı işlemlerde kullanmak istiyorsunuz. Sodyum kloru da sodyum ve kloru elde etmek için sodyum klorü parçalamanız gerekir. Ancak sodyum klorü kendiliğinden bir şekilde parçalanmaz. Siz sodyum kloru bileşiğini parçalayabilmek için buna elektrik enerjisi vermeniz gerekir. Yani buna elektroliz işlemini uygulamanız gerekir. Elektroliz işlemi sonucunda yani elektrik enerjisiyle bunu parçalamanız sonucunda sodyumu ayrı, Kloru da ayrı ayrı elde ederek arkadaşlar sodyum ve kloru istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Veya arkadaşlar işte siz suyun içerisindeki hidrojen ve oksijeni ayrı ayrı elde edip kullanmak istiyorsunuz. Bunun için arkadaşlar H2O'yu parçalamanız gerekir. E, H2O kendiliğinden parçalanmaz. H2O'nun parçalanabilmesi için buna elektrik enerjisi vermeniz gerekir. Yani elektroliz işlemi uygulamanız gerekir. Ve bunun sonucunda arkadaşlar H2O yani su hidrojen ve oksijen gazına parçalanarak yani hidrojen ve oksijen gazını elde edersiniz ve hidrojen ve oksijeni istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Yani biz burada elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürmüş oluyoruz. Burada arkadaşlar bu tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmeyen, kendiliğinden oluşmayan yani istemli olmayan tepkimelerdir. Ve bunlar da aynı pillerde olduğu gibi bir redoks tepkimeleridir ama kendiliğinden gerçekleşmeyen redoks tepkimeleridir. Elektrik enerjisi sayesinde biz bunları arkadaşlar gerçekleşmesini sağlıyoruz. İşte bu işleme arkadaşlar bu kimyasal parçalama işlemine elektroliz deniliyor. Elektroliz arkadaşlar genellikle tek kaplarda gerçekleştirilir ama birden çok kapta da gerçekleştirmek mümkündür. İşte seri bağlı paralel bağlı düzenekler kurularak elektroliz işlemi de gerçekleştirilebilir. Şimdi arkadaşlar şöyle tek kabı inceleyelim isterseniz. Örneğin siz tabi şunu bilmemiz gerekiyor. Elektroliz işlemi arkadaşlar ya sıvı halde olan maddelerde yapılır ya da sulu çözeltilerde yapılır. Gidip siz katı bir maddeyi elektroliz edemezsiniz. Yani örneğin siz sodyum kloruru gidip katı halde elektroliz edemezsiniz. Örneğin sodyum kloruru önce eritirsiniz yani sıvı hale getirirsiniz. işte bir kabın içerisine alırsınız. Öyle elektroliz edebilirsiniz. Ya da sodyum klorürü suyun içerisine atarsınız. işte suda iyonlarına ayrışır. Bu sayede de yine elektroliz edebilirsiniz. Yani sıvı ya da sulu çözelti olması gerekir. Şimdi arkadaşlar aynı pillerde olduğu gibi elektrolizde de anot ve katot yarı hücreleri vardır. Anot da arkadaşlar bakın bu kısmı çok bilmenize gerek yok aslında. Pillerde anot tarafı eksiydi. Elektrolizde ise artıdır. Pillerde katot tarafı artıydı. Elektrolizde ise işte arkadaşlar eksidir. Yani pillerin bu artı eksi uç pillere göre tam tersidir diyebiliriz. Ama çok karşınıza çıkacağını çok da bilmeniz, bilmeniz gerekmiyor aslında. Şimdi arkadaşlar pillerle benzer olarak anot ve katotta gerçekleşen tepkimeler ki burada da redoks tepkimeleri gerçekleşiyor sonuçta. Yükseltgenme indirgenme tepkimeleri yani gerçekleşiyor. Anotta arkadaşlar yükseltgenme tepkimesi meydana gelir. Katotta da, da indirgenme. Aynı arkadaşlar pillerde de yükseltgenme anotta meydana geliyordu. İndirgenme katotta meydana geliyordu. Elektrolizde de arkadaşlar aynı durum geçerli. Biz bunu arkadaşlar pillerde kimya olarak kodlamıştık. Aynı kodlamayı burada da kullanabilirsiniz. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme meydana gelir. Pillerde de aynı, elektrolizde de aynı. Şimdi arkadaşlar elektrolizde anot artı, katotun eksi uç olduğunu söylemiştik. Peki kim indirgeniyor? Kim yükseltgeniyor? Örneğin arkadaşlar siz sodyum klorürü işte sıvı halde attınız buraya. Sodyum klorür sıvı halde iyonlarına ayrıştı. İşte diyelim ki sodyum artı ve klor eksi olarak iyonlarına ayrıştı. Burada arkadaşlar bakın elektrolizde evet anotta yükseltgenme, katotta indirgenme meydana geliyor ama kim yükseltgeniyor, kim indirgeniyor? Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Aynı pillerdeki tuz köprüsü gibi düşünebilirsiniz. Pillerde tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar katota gidiyordu. Elektroliz hücrelerinde de arkadaşlar bakın anyonlar anyonlar anota giderek yükseltgenir. Anota giderek yükseltgenir. Anyonlar anota giderek yükseltgenir. Katyonlar da arkadaşlar katyonlar katota giderek indirgenir. Katyonlar katota giderek indirgenir. Örneğin sodyum artı işte diyelim ki bir elektron olarak indirgendi. Klor de diyelim ki işte bir elektron vererek yükseltgendi ya da iki elektron vererek yükseltgendi. Ve tepkime bu şekilde gerçekleşti. Elektroliz de bu şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla arkadaşlar aslında cümlemiz şu. Anyonlar anota giderek yükseltgenir. Katyonlar katoda giderek indirgenir. Burası önemli. Şimdi tabii ki ortamda birden fazla katyon olabilir veya birden fazla anyon olabilir. Diyelim ki burada sodyum artı var. Bir de diyelim ki herhangi bir x artı iyonu var. Veya burada da diyelim ki herhangi bir y eksi iyonu var. Bu durumda arkadaşlar şöyle bir durum vardır. Öncelikle x artı mı örneğin katotta indirgenecek? Sodyum artı mı öncelikle indirgenecek? Burada şuna bakılır arkadaşlar. Tabi sorularda bu size verilir. Aktiflik sıralamasına bakılır aslında. Aktifliği düşük olan yani yükseltgenme potansiyeli düşük olan yani aslında indirgenme potansiyeli yüksek olan önce indirgenir. Diyelim ki x artı sodyuma göre daha aktifliği düşük bir metal olsun. O zaman arkadaşlar burada öncelikle x artı indirgenir. Çünkü neden? Burada indirgenme meydana geliyor ve indirgenme, indirgenme aslında daha çok isteyen öncelikle indirgenir. Burada ise arkadaşlar anotta yükseltgenme meydana gelecek. Burada ise yükseltgenme potansiyeli yüksek olan önce yükseltgenir. Diyelim ki y eksi klordan daha yükseltgenme potansiyeli yüksek o zaman önce y eksi yükseltgenir gibi. Size şöyle bir sıralama verilir. Diyelim ki şu dört tane metal üzerinden arkadaşlar metal veya metal fark etmez. Yükseltgenme potansiyellerini size şöyle bir sıralama verdi. İşte sodyum işte en büyük diyelim işte sodyum artı ya da fark etmez. Ya da direkt sodyum olarak verir. X büyük işte Y eksi işte klor eksi gibi bir sıralama geldi. Sıralamayı size verdi soruda. Dedi ki bunlardan önce hangisi anotta yükseltgenir? Hangisi katotta indirgenir? Siz şuna bakıyorsunuz arkadaşlar. Aslında pratik olarak şöyle bir şey kullanabilirsiniz. Eksi ile diğerleri arasını şunu size artı da verebilir dediğim gibi nötr de verebilir. Eksi ile artılar arasında arkadaşlar bir çizgi çekiyorsunuz ve bu çizgiye en yakın olan önce yükseltgenir ve indirgenir diyebilirsiniz. Örneğin y eksi arkadaşlar bakın burada klordan daha yükseltgenme potansiyeli yüksek olduğu için Y eksi anotta öncelikle yükseltgenir. Sonra y eksi tamamen yükseltgenmesi bittikten sonra hala elektrik enerjisi veriliyorsa klor da tabii ki yükseltgenir. Katotta ise arkadaşlar bakın katotta indirgenme meydana gelecek ve indirgenme potansiyeli daha yüksek olan yani yükseltgenmesi daha düşük olan x artı öncelikle indirgenir. Ve x artıların hepsi indirgendiğinde tabii ki sonra da sodyum artı indirgenmeye devam eder. Tabii arkadaşlar özellikle bunu adım adım oralarda inceleyeceğiz. Sulu çözeltilerde tabii ki siz bir suyun içerisine bir katı attınız. İyonlaştı. E bir de suda gelen, sudan gelen H artı ve OH eksi iyonları vardır. Dolayısıyla arkadaşlar bunların da işte aktifliğinin sıralaması önemlidir. Ona göre hangi madde önce yükselt gelecek, indir gelecek, Önemlidir arkadaşlar. Dediğim gibi size aktiflik sıralaması verilir. Siz bir çizgi çekersiniz arkadaşlar. Sağ taraf işte anot tarafıdır. İşte yükselt gelecek madde. Sol taraf katot tarafıdır arkadaşlar. Bu çizgiye en yakın olan Öncelikle işte indirgenir ve yükseltgenir diyebilirsiniz. Geçtim arkadaşlar bu kısmı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir nokta var. Aslında çok fazla soru kitaplarında soru tarzı olarak karşınıza çıkan bir nokta değil. Daha çok map kitaplarında geçiyor arkadaşlar bu soru tarzı ve konu kısmında da aslında geçiyor. O yüzden aslında belki soru çıkabilecek bir noktadır. Yani doğrudan bu konunun en önemli noktası değil ama bazen böyle çok da önemli olmayan noktalardan soru çıkabiliyor. İşte burası da arkadaşlar öyle bir nokta. Elinizde arkadaşlar bir pil sistemi var. Yani normal siz bir pil düzeneği kurdunuz. Normal bir elektrik enerjisi üretiyordu. Bunu arkadaşlar nasıl tersine çevirebilirsiniz? Yani sistemi tersine çevirmek istiyorsunuz. Aslında sistemi tersine çevirdiğiniz zaman aslında bu pili elektroliz hücresine döndürmüş oluyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi arkadaşlar yanda işte şurada bir tane pil hücresi var. Burada işte alüminyum metali kalaydan daha aktif olduğu için alüminyum tarafı burada anot. İşte kalay tarafı burada katot. Burada işte derişimleri işte bunların bir molar. Bu normal kendiliğinden bir şekilde kendiliğinden bir şekilde burada elektrik enerjisi üretiyor bu pil sistemi. Yani ne oluyor burada? İşte alüminyum anotta yükseltgeniyor. işte kalay katotta indirgeniyor. İşte bunun sonucunda işte diyelim ki 1,52 voltluk elektrik akımı üretiliyordu. İşte tuz köprüsü var gibi. Bu tepkimenin tersi arkadaşlar yani işte alüminyum yükseltgenmesi değil de indirgenmesi veya kalayın yükseltgen indirgenmesi değil de yükseltgenmesi yani tersi kendiliğinden yürümez. Bunu tersine çevirebilmek için. Bakın alüminyumun indirgenmesi, kalayında arkadaşlar yükseltgenmesini istiyorsunuz. Yani tam tersini istiyorsunuz. Bunun tersine dönebilmesi için, yani bunun elektroliz hücresine dönebilmesi için bu pilin ürettiği 1,52 volttan daha büyük bir elektrik akımı eğer ki buraya gönderirseniz, gönderirseniz işte siz bunu elektroliz kabına döndürmüş olursunuz. Buna hatta aşırı gerilim denir arkadaşlar. Bu işlem yapıldığında gözlenen olayların hepsi tam tamına tersine döner. Yani ne olur? Anot artık katot görevi görür. Bakın siz 1,52'den daha yüksek bir elektrik akımı gönderdiniz. Diyelim ki 2 volt gönderdiniz. 2,00 voltu buraya gönderdiniz. Artık alüminyum tarafı arkadaşlar anot değil katottur. Kalay tarafı katot değil arkadaşlar anottur. Yani artık burada örneğin yükseltgenme meydana geliyordu bu sol tarafta. Artık indirgenme meydana gelir. Sağda işte diyelim ki indirgenme meydana geliyordu. Yükseltgenme meydana gelir. Elektron akışı soldan sağa doğruydu. Artık sağdan sola doğrudur. Tuz köprüsünde işte anyonlar, işte katyonların gidiş yönü tam tersine dönmüştür gibi arkadaşlar burada gözlenebilir olayların hepsi tam tersine döner arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla soru bankalarında karşınıza çıkan bir soru tarzı değil ama özellikle hep kitaplarında geçiyor. Geldiği zaman da arkadaşlar burada anlattığım mantıkla çözebilirsiniz. Yani Burada ürettiğinde normal bu bir pil sistemiydi. Normal kendiliğinden bir şekilde elektrik akımı üretiyordu. Siz fazlasını dışarıdan gönderdiniz ve durumların hepsi tam tersine döndü arkadaşlar. Diyelim mi arkadaşlar pil hücreleri ile elektroliz hücreleri arasındaki farklara şöyle bir kısaca bakalım. Pil hücrelerine bildiğiniz gibi galvaniden hareketle galvanik hücre de deniliyor. Elektroliz hücrelerinde arkadaşlar elektrolitik hücre de denilir. Şimdi arkadaşlar pil hücrelerinde istemli yani kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimeleri vardır. Elektrolizde ise arkadaşlar istemsiz redoks tepkimeleri yani kendiliğinden gerçekleşmeyen redoks tepkimeleri elektrik enerjisi kullanılarak arkadaşlar gerçekleştirilir. Piller sayesinde biz elektrik enerjisi üretirken elektroliz ile arkadaşlar aslında elektrik enerjisini harcamış oluyoruz. Pillerde arkadaşlar aktifliği yüksek olan anotken bakın burada gördüğünüz bu sistemde gördüğünüz gibi aslında elektrolizde ise aktifliği düşük olan taraf anot olmuş oluyor diyebiliriz. Geçtim bu kısmı da. Şimdi arkadaşlar bence önem seviyesi aslında düşük. Aslında soru tarzı falan çok fazla olmayan. Aslında normalde soru çıkmayacak bir nokta olan suyun elektrolizi kısmı var. Ama arkadaşlar bazen bu ünitede normalde soru çıkmayacak. işte aslında çok da önem seviyesi yüksek olmayan noktalardan soru gelebiliyor. Öyle bir durumda arkadaşlar buradan belki soru gelebilir. Geldiğinde arkadaşlar burada anlattığım mantık üzerinden rahatlıkla çözebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar suyun elektrolizi yani işte siz suyu işte elektrik enerjisi kullanarak işte Hidrojen ve oksijen gazını parçalamak istiyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar ilk kez bunu Hoffman bulduğu için işte Hoffman voltmetresi denilen düzeneklerle bu yapılıyor arkadaşlar. Şimdi su arkadaşlar bildiğiniz gibi kendiliğinden bir şekilde çok az da olsa H ve OH olarak iyonlarını ayrışır. Ki bunu denge yöntesinden hatırlarsınız arkadaşlar. Buna suyun otoiyonizasyon denir ya da otoprotoliz denir. Bakın arkadaşlar burada normalde karışık aslında çok basit bir şekilde işin içinden çıkabileceğiniz bir nokta var. Tamam su burada elektroliz oluyor. H artı ve OH eksiyonları işte yükseltgeniyor, indirgeniyor. Peki anot ve katotta hangi gazlar toplanıyor? İşte burada tabii ki yazıyor anotta O2, katotta H2 ama bunu işte unutmamanız için, mantığını oturtmak için arkadaşlar söylüyorum. Ve burada toplanan maddelerin hacmi arasındaki oran arkadaşlar burada ifade edilir. İşte oksijen gazının hacmi H2 gazının hacminin yarısıdır. Yani oksijen H2'nin iki katıdır. Şimdi bu iki nokta bu suyun elektrolizle ilgili soru gelebilecek noktalar sadece burasıdır. Ve bu iki noktayı aklınızda tutmak için arkadaşlar aslında sadece şunu yapmanız gerekir. Şimdi biz sudan ne elde etmek istiyoruz arkadaşlar? Hidrojen ve oksijen gazı değil mi? Suyu normal, suyun tepkimesini H2 ve O2 şeklinde yazın. Bunu uygun sayılarla denkleştirirseniz nasıl denkleştirirsiniz arkadaşlar? Bakın burada iki tane hidrojen var. E, burada da iki tane hidrojen var. Burada bir oksijen var. Burada şu an iki tane. O zaman burada burayı 1 bölü 2 ile çarparak rahatlıkla denkleştirebilirsiniz. Yani yapmanız gereken aslında suyu normal. işte suyu elektroliz ettim. İşte H2 ve O2 gazları elde ettim. E bunu denkleştirmek için burayı 1 bölü 2 ile çarpmam gerekir. Yani şimdi aslında şunu düşünebiliyorsunuz. Diyelim ki siz burada V litre oksijen gazı elde ettiniz. E 1 bölü 2'ye V ise e biri arkadaşlar 2 V'dir. 2 V litredir. Yani hidrojen gazının hacmi oksijen gazının hacminin 2 katı. Yani sizin bunu ezbere bilmeniz gereken bir bilgi değil. O2 gazının hacmi oluşan H2 gazının hacminin yarısıdır gibi bir bilgi var. Siz bunu aklınızda tutmanıza ezbere gerek yok arkadaşlar. Yani siz suyu böyle H2O2 olacak şekilde tepkime yazdıktan sonra zaten burada 1'e 2 oranı görebilirsiniz. Yani size örneğin oksijen diyelim ki 30 mililitre toplandı. İşte hidrojen ne kadar toplanmıştır dediğiniz dediği zaman işte 60 mililitre diyebilirsiniz ya da tam tersini ifade edebilirsiniz. Peki anot ve katotta acaba anotta mı oksijende katotta mı hidrojende bunu nasıl akılda tutacaksınız arkadaşlar? Burada da şöyle bir durum var. E burada H artı ve OH eksi indirgenik yükseltgeni aslında. E H arkadaşlar yükseltgenmesi gibi bir durum yoktur. Yani H artı yükseltgenip H artı 2, H 3 gibi bir şey oluşamaz. E H burada indirgenecek. E elektrolizde katotta indirgenme meydana gelmiyor muydu? O zaman H indirgenip H2 oluşması üzerinden katotta H2 oluşacağını normal bildiğiniz elektroliz bilgisiyle bulabilirsiniz. E diğer tarafta da dolayısıyla anotta da arkadaşlar oksijen gaz oluşacaktır. Bu şekilde de karşınıza gelebilir. Bakın arkadaşlar hidrojen oksijenden hacmin iki kat daha fazla olduğunu söylemiştik. Hidrojen burada bakın arkadaşlar. Diyelim ki burası 2V. E, O2 ise arkadaşlar bunun yarısı olan V litrelik hacim kaplar diyebiliriz. Burada anot ve katotun tepkimeleri ise şöyle. Bakın anot da aslında su doğrudan yükseltgeniyor ve oksijen H artı ve 2 tane elektron veriyor. Katot da ise 2 tane H artı 2 elektron olarak h indirgeniyor. Ama arkadaşlar bu tepkimeleri bence ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Rahatlıkla zaten unutulabilir. Dediğim gibi soruları aslında şu net tepkimeyi, net tepkimeyi de aslında dediğim gibi rahatlıkla yazabilirsiniz. Bunun üzerinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Son bir şey daha söyleyeyim su elektroliz edilirken arkadaşlar yani elektrik enerjisiyle Hoffman voltmetresiyle elektroliz edilirken ortama arkadaşlar bir miktar sülfürik asit ilave edilir. Sülfürik asit arkadaşlar burada katalizör görevi görür. Ancak birkaç damla bile olmuş olsa aslında sülfürik asit ortamı asidik hale getirilir. Dolayısıyla suyun elektrolizi asidik ortamda arkadaşlar gerçekleşir. Diyerek arkadaşlar bu kısmı geçiyorum. Şimdi arkadaşlar aslında en başta söylediğim gibi elektroliz ya sıvı halde yapılır ya da sulu çözelti işte ya da suda yapılır diyebiliriz. Ancak arkadaşlar bir maddenin sıvı haldeki elektrolizi ile suda elektrolizi farklıdır. Dolayısıyla bunları ayrı ayrı incelemek gerekir. Bakın öncelikle erimiş yani sıvı haldeki tuzların elektrolizini inceleyeceğiz. Daha sonra suda çözülmüş yani suda yani sulu çözeltilerdeki tuzların elektrolizini inceleyeceğiz. Bu ikisi farklı farklıdır arkadaşlar. Buraya son derece dikkat edin. Öncelikle arkadaşlar soruda tuzlar için erimiş tuzlar için doğrudan şu ifadeleri söyleyebilir. İşte doğrudan erimiş tuz, sıvı haldeki tuz, ergimiş tuz, eriyik tuz gibi arkadaşlar ifadeler kullanılır. Bunların hepsi o maddenin o tuzun sıvı halde olduğunu ifade eder. Şimdi eğer sıvıysa sadece o sıvı tuz varsa ortamda su yok demektir. Sadece sıvı hale getirilmiş tuzların iyonları var demektir. Siz bir tuzu sıvı hale getirirseniz bu iyonlaşır. Dolayısıyla anyon ve katyonları bulunur. Şimdi arkadaşlar en başta ne demiştik elektroliz için? Anyonlar anotta yükseltgenir, katyonlar katotta indirgenir. Tabi birden fazla varsa bu durumlarda ne yapacağınızı ifade etmiştik. Anotta ne oluyor arkadaşlar? Tuzun anyonu yükseltgeniyor. Katotta ne oluyor? Tuzun katyonu indirgeniyor. Örneğin arkadaşlar burada sodyum klorür sıvısı var. Tamamen sıvı halde bakın suda değil. Tamamen sıvı halde. Burada işte platinden elektrotlarımız var. Bir taraf anot, bir taraf katot. İşte anot tarafı artı +3, katot tarafı eksi -3. Şimdi arkadaşlar katotta kim indirgenecek? Katyon. Bakın katyonlar katoda doğru hareket ediyor. E, katyon burada arkadaşlar elektron alarak işte burada sodyum sıvısına indirgenecek. Sodyum sıvısı oluşacak. Anyonda ise arkadaşlar anotlar yükseltgenerek bakın klor eksi burada yükseltgenerek tabi yükseltgenirken elektron verecek indirgenirken elektron alacak tabi burada sodyum artı indirgenir işte katı halde de elde edilebilir sıvı halde de elde edilebilir ikisi de mümkün genellikle sorularda işte sodyum katısı elde edilir şeklinde bulabilirsiniz bu fark etmez. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada katyonda katotlar elektron alarak indirgendi. Anyonlar anotta elektron vererek yükseltgendi. ...tabii burada alınan verilen elektron sayısını eşitleyebilirsiniz ya da eşitlemenize de aslında gerek yok. Şöyle de yazabilirsiniz direkt. Yani sodyum artı örneğin işte bir elektron alarak sodyuma indirgendi. Direkt de diyebilirsiniz. Bu çok fark etmez. Çünkü genellikle elektrolit sorularında net tepkime yazılmaz arkadaşlar. Anot ve katot tepkimeleri ayrı ayrı yazılarak çözülür. Yani soruda ya katotta elde edilen maddenin işte kütlesi molü gibi bir soru gelir ya da anotta elde edilen maddenin işte hacmi gibi bir soru gelir. Genellikle işte anotta gaz elde edildiği için genellikle bunun hacmi sorulur. Katottaki maddenin de genellikle kütlesi sorulur. Tabi arkadaşlar anotta direkt bir elektronla bunu yazamazsınız. Örneğin klor eksi arkadaşlar klor gazına yükseltken burada bir elektron vererek yükselken de diyemezsiniz. Tabi bir tanesi için bir elektron veriyor ama iki tanesi için arkadaşlar iki elektron veriyor. Dolayısıyla burayı uygun sayıyla denkleştirerek arkadaşlar iki yazmanız gerekir. Ya yani Bunların ikisini alınan verilen elektron sayılarını eşitlemek için ancak buraya iki ile çarparak eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi aslında gerek yok. Dolayısıyla arkadaşlar sıvı haldeki tuzların yani ergimiş eriyik haldeki tuzlar doğrudan iyonlarını ayrıştırıyorsunuz. İşte örneğin sodyum klorür, sodyum artı klor eksi iyonlarını ayrıştırıyorsunuz. Katyonları katoda götürüp indirgiyorsunuz elektron olarak. Anyonları da anota getirerek yükseltiyorsunuz. Tabi tek bir madde varsa. Peki suda çözünen tuzların elektrolizi nasıl oluyor arkadaşlar? Buraya son derece dikkat edin. Burası önemli. Burası bir tık daha zordur arkadaşlar. Bakın suda çözünen tuzlar elektroliz edilirken Bakın çözünen maddelerin öncelikle ortama bıraktığı iyonlar var. Ancak bir de sudan dolayı oluşan çünkü su kendiliğinden bir şekilde H artı ve OH olarak iyonlarını ayrışıyor. Dolayısıyla sulu çözeltide aynı zamanda H artı ve OH eksi iyonları da vardır. Dolayısıyla bunların da yükseltgenme veya indirgenme ihtimali vardır. İşte elektroliz hücresinde anotta ve katotta. Şimdi en başta anlattığım gibi arkadaşlar katotta indirgenme olur. Katotta indirgenme olacağı için indirgenme potansiyeli en yüksek olan önce indirgenir. Yani öncelikle en çok indirgenmek isteyen indirgenir arkadaşlar. Anotta ise yükseltgenme olacak. Burada ise yükseltgenme potansiyeli büyük olan yani en çok yükseltgenmek isteyen önce yükseltgenir. Örneğin PbF2'nin sulu çözeltisini bakın PbF2'nin sulu çözeltisinin elektrolizini inceleyelim. Şimdi arkadaşlar PBF2 suya attınız. Normal su da PB2 artı ve F olarak iyonlarına ayrıştı. E burada su da olduğu için aynı zamanda arkadaşlar suyun içerisinde olduğu için su az da olsa arkadaşlar iyonlarına ayrışır. Su da H artı ve OH eksi olarak iyonlarına ayrışmıştır. Şimdi burada dolayısıyla arkadaşlar hem PBF2'den gelen iyonlar var bu elektroliz kabında hem de sudan gelen iyonlar var. Burada arkadaşlar PBF2'den gelen katyonlar PB2 artı ile sudan gelen H artılar, katot tarafına arkadaşlar toplanır. Katyonlar katotta. Şöyle katot diyelim. Katyonlar katoda doğru hareket edecek. Ve arkadaşlar PbF2'den gelen F- iyonuyla sudan gelen OH- iyonu yani anyonlar da anota doğru hareket edecek. Anyonlar da anota doğru hareket edecek. Şimdi anotta elimde arkadaşlar F- ve OH- iyonları var. Katotta da Pb2+ artı ve H+ iyonları var. Ancak arkadaşlar burada hangisi indirgenecek öncelikle hangisi yükseltgenecek. Şimdi buna karar verebilmeniz için arkadaşlar soruda size muhakkak verilir. Bunların aktiflik sıralaması verilir. Aktiflik burada ne arkadaşlar? Elektron verme vermeyelim. Elektron verme eğiliminin sıralaması verilir. Bu bir şekilde arkadaşlar uygun bir şekilde verilir. Ya işte tam tersi verilir. Siz burada aktiflik sıralaması yaparsınız gibi. Genellikle arkadaşlar elektron verme isteği ya da aktiflik şeklinde arkadaşlar size sıralama verilir. Şimdi sıralama verildikten sonra aslında yapmanız gereken şey şu. Anotta yükseltgenme olmayacak mı? Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme diyorduk. Anotta F eksi mi yükseltgenecek, OH eksi mi? Yükseltgenme potansiyeli büyük olan önce yükseltgenir. Peki F eksi'nin mi yükseltgenme potansiyeli yüksek, OH eksi'nin mi? E, F eksi'nin daha yüksek. O zaman F eksi arkadaşlar burada anotta yükseltgenecek. Peki katotta katotta PB2 artı mı indirgenecek, H artı mı indirgenecek? Burada ise bakın indirgenmede indirgenme potansiyeli yüksek olan. Yani yükseltgenme potansiyeli küçük olan hidrojen arkadaşlar. Hidrojen artı burada elektron olarak indirgenecek. İşin mantığı bu. Ama pratik olarak şunu yapıyorsunuz. Eksi ile diğerleri arasında bir çizgi çekiyorsunuz. Ve bu çizgiye en yakın olanlar, bu çizginin en yakında olanlar öncelikle arkadaşlar işte katotta indirgenir ve anotta yükseltgenir diyorsunuz. Direkt aslında F eksi yükseltgenip flor oluşur. H artı da indirgenip H2 oluşur diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam Tabi burada uygun bir şekilde katotta haşartın işte bir tane şart için bir elektron alır, iki tane için iki elektron alır, f de bir tane için bir elektron verir, iki tane için iki elektron verir diyerek anot ve katot tepkimelerini yazıp soruyu rahatlıkla arkadaşlar çözebilirsiniz. Burada arkadaşlar genellikle soruda ya anot ya katot gelir ama ikisi birden geleceği durumlarda devreden geçen birazdan Faraday kanunlarını da inceleyeceğiz tabii ki. Buradan kaç mollük elektrik akımı geçiyorsa arkadaşlar buradan da aynı geçer. Burada kas sayıyla orantılı bir durum yoktur arkadaşlar. Diyelim ki tabi burada kas da eşit de elektron sayıları da eşit de. Diyelim ki bunun bir elektron da olsa arkadaşlar. Diyelim ki buradan bir mollük elektrik akımı geçiyorsa yine buradan da bir mol geçer. Yani anot ve katottan geçen elektrik akımı arkadaşlar aynıdır diyebiliriz. Ama dediğim gibi sorularda genellikle ya anot ya katot çıkar arkadaşlar. Ama bu kısım çok önemli arkadaşlar. Sulu çözeltilerde yani suda sudan gelen iyonları muhakkak dikkate almak zorundasınız. Ki burada gördüğünüz gibi dikkate almasaydınız. Burada Pb2 artı indirgeyi Pb katısını oluşturacaktınız örneğin. Ama normalde burada Pb2 artıdan önce H artı burada indirgeniyor. Ve aslında burada katotta Pb katısı oluşmuyor. H2 gazı açığa çıkıyor. Dolayısıyla bu anlamda arkadaşlar bu kısım önemlidir arkadaşlar. Bu kısımla ilgili bolca arkadaşlar soru çözmeniz önemli. Aslında ünitenin soru çıkması gereken ve soru çıkan noktaları tam da buralardır arkadaşlar. Tabi soru çıkar çıkmaz orası da ayrı. Geçelim. Şimdi arkadaşlar burada elektroliz sonucunda arkadaşlar devrelerde işte anot ve katotta toplanacak maddelerin miktarını bulabilmek için kullandığımız kanun arkadaşlar Faraday kanunlardır ve temel olarak iki tane kanun var. Birinci kanuna göre anot ve katotta toplanacak madde miktarı devreden geçen yük miktarı ile doğru orantılıdır. Yani arkadaşlar siz devreden ne kadar çok yük gönderirseniz yani ne kadar çok elektrik enerjisi elektrik gönderirseniz aslında o kadar çok madde elde etmiş olursunuz. Ne kadar az gönderirseniz o kadar az madde elde etmiş olursunuz. Dolayısıyla devreden geçen yük miktarıyla oluşacak maddenin miktarı doğru orantılıdır. Tabi burada kuracağımız orantı molle, molle alakalı işte katsayı mol oranıyla alakalı bir doğru orantı olacak arkadaşlar. Şimdi bu kanuna göre arkadaşlar Avogadro sayısı kadar yani 1 mol elektron içeren yük miktarı 1 faradaydır. 1 mol 1 faraday bu da arkadaşlar 96.500 klomptur arkadaşlar. Tam doğrusu 96.485'tir ama genellikle arkadaşlar sorularda kolaylık olsun diye 96.500 alınır. Siz hangisini alacaksınız peki? Bu tarz bir soru gelirse sorunun altında parantez içerisinde size der ki 1 faraday 96.500 klomp ya da 1 faraday 96.485 klomp hangisini verirse arkadaşlar onu alarak çözebilirsiniz. Ama siz bir faradayın bir mole eşit olduğunu bilmeniz gerekiyor. Peki klomp ne arkadaşlar? Klomp işte klon da denilebilir. Bir amperlik akımın iletken bir tel üzerinden bir saniye boyunca geçmesi sırasında oluşan elektriksel yüktür. Birim arkadaşlar klomptur ve son derece önemli olan aşağı şurada ifade edeceğimiz formülle bulunur. Arkadaşlar buradaki formülümüz şu. Q eşittir I çarpı T ve bu formülü arkadaşlar bilmeniz gerekiyor. Q burada arkadaşlar elektrik yük miktarı ve klomp cinsinden. Size mesela mol cinsinden verilebilir, faraday cinsinden verilebilir. Siz bu formül için klompa çevirmeniz gerekiyor. Mesela denilebilir ki devreden 3 mollük elektrik akımı gönderiliyor ya da 3 faradaylık elektrik akımı gönderiliyor. Siz o zaman 3 ile 96500'ü çarpıp buraya arkadaşlar kaç klomp olduğunu yazmanız gerekiyor. I arkadaşlar burada akım şiddeti yani amperdir. T ise arkadaşlar burada zaman ama dikkat etmeniz gereken nokta şu. Zaman arkadaşlar burada saniye cinsindendir. Gidip soruda size işte 3 dakika elektroliz edildi dedi mesela. Gidip buraya zamanı işte şöyle dedi mesela. 5 amperlik akımla 3 dakika elektroliz edildi. E siz burada 3 dakika dediği zaman 3'ü saniyeye çevirmeniz gerekiyor. 3 çarpı 60 işte 180 saniye gibi arkadaşlar. Q eşittir I çarpı T'de bu birimlere dikkat etmeniz gerekiyor. Amperde zaten direkt amper verir. Bunda bir çevirme yok. Ama klompu doğrudan vermez. Dediğim gibi faraday veya mol verir klompa çeviriyorsunuz. Zamanı ise dakika belki saat verebilir arkadaşlar. Mutlaka saniye çeviriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir formül var. Elektrolizde açığa çıkan madde miktarı ama esas olarak bu formülü kullanmanıza gerek yok. Hele ezbere bilmenize hiç gerek yok. Q tırığı çarpı T'yi tabii ki bilmenize gerek var ama bu formülde dediğim gibi çok fazla gerek yok arkadaşlar. Ha yok ben her türlü formülü ezberlerim hiç sorun değil diyorsanız ezberleyebilirsiniz ama ezberlemesi zor bir formüldür arkadaşlar ve bence gereği de yoktur. Şimdi Formül şu arkadaşlar bakın. Doğrudan madde miktarını bulabilmek için kütle. Q çarpı Q burada şuradaki Q arkadaşlar. Çarpı MA bölü 96.485 çarpı Z arkadaşlar. Z burada tesir değerli alınan veya verilen elektron sayısıdır. Burada arkadaşlar Q yerine şu formüldeki I çarpı T'yi yazabilirsiniz. Veya bu formülü şöyle de düzenleyebiliyorsunuz. MA'yı arkadaşlar şuraya bölüm olarak alırsanız burası M bölü MA olmuş olur. Şurada MA'yı silebiliriz. E, M bölü MA da zaten mol demektir. Dolayısıyla formül N eşittir. Q bölü 96.485 çarpı Z olarak da düzenleyebilirsiniz. Q aynı bir şekilde elektrik yük miktarı. T burada zaman yine aynı şekilde saniye cinsinden. m mol kütlesi. I burada aynı şekilde amper akım şiddeti. Z burada sadece önemli. Tesir değerli. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu formül unutulabilecek bir formüldür. Bu formülü kullanmadan da arkadaşlar Q eşittir I çarpı T'den hareketle kat sayı oranıyla devreden ne kadar madde miktarı toplandığını rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu formüle hiç gerek yok arkadaşlar. Geçtim hem arkadaşlar o formüle gerek yok üzerinden soru nasıl çözüleceği için bir örnek soru aldım arkadaşlar hem de burada ikinci kanunu inceleyeceğiz. Şimdi ikinci kanun son derece önemli arkadaşlar. Bakın genellikle sorular buradan geliyor. İkinci kanuna göre seri bağlı kaplarda siz seri bağlı iki kapta da elektroliz yapabilirsiniz. Hatta üç kapta da yapabilirsiniz. Hatta paralel de bağlayabilirsiniz bu arada ama paralel bağlı kaplar bizim müfredatımızda yok arkadaşlar. Dolayısıyla öyle bir soru karşınıza gelme ihtimali yok soru bankalarında falan. Nadiren de olsa karşınıza gelir orada da yine çözmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi Seri bağlı kaplarda devreden geçen elektrik yükü miktarı eşittir arkadaşlar. Bakın bu son derece önemli bir bilgi. Şimdi bu bilgiyi nasıl kullanacağımızı da ifade edeceğim şu örnek üzerinde. Seri bağlı kaplarda devreden geçen elektrik yük miktarı eşittir. Yani bu şu demek aslında. Diyelim ki bu kaptan şuradan şu kabın şu tarafında anotunda bir mollük elektrik akımı geçiyor. Diyelim ki buradan 1 mol geçiyorsa buradan da 1 mol geçiyor demektir. Aynı zaman diğer kaptan da yine 1 mol, 1 mol. Yani hepsinde aynı geçiyor demektir. Hepsinde eşit demektir. Bu da Faraday'ın ikinci kanunu. Yani üreteşten gelen akım kaplarda aynı miktarda geçer arkadaşlar. Şimdi şu örnek soruya bakalım isterseniz. Şimdi burada diyor ki bu da seri bağlı bir elektroliz kabı var. Magnezyum 2 artı ve alüminyum 3 artı iyonları içeren seri bağlı bakın seri bağlı iki elektroliz hücresinden yeteri kadar yani yeterince elektrik yükü var geçirildiğinde birinci kabın katotunda 14.4 gram magnezyum katısı toplanmaktadır. Buna göre ikinci kabın katodunda toplanan alüminyum katısı kaç gramdır diyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edin burada suda gelen falan iyonlar yok. Sıvısı burada magnezyum klorür sıvısı ve alüminyum klorür sıvısı elektroliz ediliyor. Burada magnezyum klorür magnezyum 2 artı ve klor eksi olarak iyonlarına ayrışmış. Burada bakın magnezyum 2 artı Katyon. Bu ne olacak? Katotta indirgenecek. Zaten onu söylüyor. Katotta indirgeniyor ve 14.4 gram toplanıyormuş. Şimdi arkadaşlar birinci kapta şu magnezyum 2 artının katotta indirgenmesi tepkimesini bir yazalım. Magnezyum 2 artı 2 elektron alarak magnezyum katısını oluşturacak. Şimdi arkadaşlar bu oluşan magnezyum bize kütlesini vermiş. 14.4 gram. O zaman biz bu magnezyumun molünü önce buradan bulabiliriz. N eşittir. M bölü M'dan. 14.4 Magnezyumun EMA'sı da arkadaşlar bize vermiş. 24. 14.4'ü 24'e bölersek. Tabi burada yukarı doğru 6 katı olduğunu görebilirsiniz. 6 çarpı 20, 120, 6 kere 4, 24, 144. Tabi bir virgül geri geleceğiz. 0,6 mol. Şimdi bakın devrede birinci kapta 0.6 molük magnezyum toplanmış. Burada bakın magnezyumun kat sayısı kaç? 1. 1'e arkadaşlar bakın. 1'e 0,6 mol toplanmışsa 2'ye... 1.2 mol elektrik akımı gönderilmiş anlamına gelir. Burada elektron da bir madde gibi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bakın 1'e 0.6 mol ise 2'ye 1.2 mol ya da 1.2 faraday ya da 1.2 çarpı 96.500 klomp da diyebilirsiniz. Şimdi burada faraday veya klompa çevirmenize gerek yok. Yani bakın bu kabın katotunda arkadaşlar 1.2 mollük elektrik akımı var. Yani burada 1.2 mol varsa burada da 1.2 mol. Burada da 1.2 mol. Burada da 1.2 mol var. Anlamına geliyor arkadaş. Geçiyor anlamına geliyor. İkinci kandan hareketli. Şimdi ikinci kabın katotunda. Kim toplanacak? Alüminyum katısı toplanacak. Peki burada kim var? Alüminyum 3 artı. Bakın alüminyum 3 artı. Alüminyum 3 artı. 3 tane elektron alarak alüminyum katısını oluşturacak. Bakın burada işte soruyu çözeceğiniz nokta şurası arkadaşlar. Burada devreden geçen yük miktarı 1.2 mol ya. Burada da 1.2 moldür arkadaşlar. Bakın eğer şöyle derseniz burada gidersiniz arkadaşlar. Elenirsiniz. Burada bir aldatmaca vardır. Yani 2 elektrona 1 nokta size uygun orantılı sayılar verilir böyle. 2'ye 1.2 ise işte 06 katı 3'e 1.8'dir yazmanı ister soru. Sen de bir anlık dikkatsizlik yaparsan bu hatayı yapabilirsin. Soru komple gitmiş olur. Yani burada 2'ye 1.2 ise 3'e 1.8 yazmayın arkadaşlar. Bakın buradan ne geçiyorsa ne kadar yük geçiyorsa buradan da o kadar geçer. Çünkü bunlar seri bağlı kaplar arkadaşlar. Dolayısıyla soruyu çözeceğin, dikkat edeceğin nokta burası. Şimdi bundan sonrası kolay. 3'e 1.2 ise 1'e 0.4 mol diyorsunuz. Dolayısıyla devrede 0.4 mol alüminyum katısı toplanmış. Size kaç gram diyor normal. En eşittir en bölü MA'dan bunu da bulabilirsiniz. En bölü alüminyumun eması 27. 27'yi de 0.4 ile çarparak işte 4 çarpı 7 28. 2 var. 4 gerek 8. 2 daha 10. 1 virgül gel. 10,8 gram toplanmıştır diyebilirsiniz arkadaşlar. Soruyu da bu şekilde çözebilirsiniz. Tamam. Mantık bu. Soruyu çözeceğiniz noktada bu arkadaşlar. Tabi elektrolizle ilgili başka başka çok fazla soru çeşidi vardır. Soru üretilmiştir arkadaşlar. Eğer ki bu konuda eksik olduğunuzu düşünüyorsanız bol bol arkadaşlar bundan soru çözün ya da soru çözün videolarını izleyebilirsiniz. Diyerek arkadaşlar bu kısmı da geçelim. Şimdi arkadaşlar aslında son kısma doğru gelmiş oluyoruz yavaş yavaş. Önemli bir kısımları bitirdik ama bu son kısımlar belki yine önem seviyesi düşük olmakla birlikte bazen dediğim gibi bu üniteden önem seviyesi düşük yerlerden soru gelebilir Örneğin bu Metal kaplamacılık daha önceki yıllarda doğrudan soru olarak gelmiştir arkadaşlar. Bu bu sene gelir gelmez bilemeyiz. Şimdi metal kaplamacılık nedir arkadaşlar ve ele, aslında elektroliz ile nasıl yapılır aslında ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar kaplamacılık niye kullanılıyor? İşte altın, gümüş, krom, nikel, bakır gibi metaller kullanılarak işte metaller korunuyor ya da daha güzel görünmesi sağlanıyor. İşte pazarlama tekniği olarak da kullanılıyor. Şimdi bakın burada şu nokta önemli arkadaşlar. Yani ne, ne mesela bu işte evlerde görmüşsünüz işte gümüş kaplamalı işte çatal bıçak takımı. Yani normalde siz çatalı gümüşle kaplıyorsunuz hem yani bu daha güzel görünüyor hem yani bir pazarlama tekniği ve aslında çatalda bir anlamda korumuş oluyorsunuz. Şimdi peki çatala gümüş nasıl kaplanıyor arkadaşlar? Bu elektroliz işlemi burada nasıl yapılıyor? Yani burada metal ile kaplamacılık nasıl yapılıyor arkadaşlar? Aslında bizim burada bilmemiz gereken nokta orası. Şimdi bakın buraya dikkat edin arkadaşlar önemli noktalar var. Şimdi metal ile kaplama işleminde kaplanacak madde elektroliz kabında katot elektrot olarak görev alır. Yani siz Kaplanacak madde ne burada? Katot değil mi? Yani siz katot kaplanacak madde. Kaplayacak madde ne arkadaşlar? Örneğin burada işte gümüşle kaplayacağız diyelim ki. Kaplayacak olan metali de anota yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada gümüş anota yerleşti. Bakın anot artı taraftı. Size bazen buranın anot katot olduğunu söylemez. Artı eksi yazar. Siz artıdan anotu görmeniz gerekebilir bu tarz ekstra bir soruda. Eksi tarafında katot olduğunu görmeniz gerekebilir arkadaşlar. Bakın eksi taraf elektrolizde katottur. Katoda kaplanacak madde. Yani işte örneğin çatal burada yerleştirilir. Anota kaplanacak madde. işte örneğin burada gümüş yerleştirilir. Bakın son olarak bu nokta da yine önemli. Elektrolit olarak da yani buradaki çözelti de anotta kullanılan metalin iyonunu içeren bir çözelti olmak zorundadır. Şimdi sen anotta ne kullandın? Gümüş. O zaman bu çözelti de gümüş artı iyonu içeren bir çözelti olması gerekir. İşte bu durumda arkadaşlar elektroliz yöntemiyle gümüş kaplama burada yapılabilir. Sen elektrik enerjisini verirsen artık arkadaşlar burada yine anotta yükseltgenme, katotta indirgenme meydana gelecek. Yani burada elektrik enerjisi AG, AG artı yönü verecek. AG artı ve gelen elektronlar, elektronları burada AG artı alıp şöyle AG olarak arkadaşlar metal olarak şu çatalın çevresinde bunlar toplanmaya başlayacak, toplanacak, toplanacak. Ve zamanla arkadaşlar elektroliz yöntemiyle birlikte bu çatal komple gümüş ile kaplanmış olacak ve bu şekilde kaplama işlemini yapmış olacaksınız. Yani çatal, katot, gümüş metali anot olarak seçtik. Elektrolitik hücrede çözelti olarak da gümüş anotta gümüş olduğu için gümüş iyonu içeren çözeltiyi kullandık. Sulu çözelti içindeki gümüş iyonları katota gider, element halinde birikerek kaplama olayını gerçekleştirir diyebiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç soru çözmeniz yeterli ama işte bu anotta hangi madde, katotta ve çözeltideki hangi maddenin toplandı olması gerektiği önemlidir arkadaşlar. Bu noktayla ilgili soru dediğim gibi daha önceki yıllarda doğrudan geldi arkadaşlar. Yani ben bu sene açıkçası geleceğini düşünmüyorum ama gelir gelmez orası da ayrıdır arkadaşlar. Geçtim. Son olarak arkadaşlar korozyon. Yine şunu da söyleyeyim aslında metal kaplamacılık gibi. Korozyon da bu ünitenin böyle sonunda aslında önem seviyesi düşük bir noktadır. Aslında soru gelmemesi gereken bir noktadır ama yine önceki yıllarda doğrudan korozyonla ilgili arkadaşlar soru geldi ve çok fazla öğrenciler çalışmadığı için çok fazla aslında soru üretilmediği için çünkü çok soru üretilecek bir noktası yok. Dolayısıyla arkadaşlar çoğu kişi aslında bu tarz soruları basit olmasına rağmen yapamamış oldu arkadaşlar. Yani bu sene ben yine aslında kaplamacılık gibi soru geleceğini düşünmüyorum ama yine siz arkadaşlar çalışmakta fayda var. Yine de böyle bir noktadan soru gelebilir. Ne arkadaşlar korozyon? Metallerin veya alaşımların arkadaşlar çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşılmasına korozyon denir. Yani paslanma örneğin bir korozyondur. Çürüme arkadaşlar bir korozyondur diyebiliriz. Şimdi demir bir çivinin üzerinde oluşan pas, gümüş bir eşyanın kararması, bakır bir kabın işte yeşillenmesi arkadaşlar korozyon olarak ifade edebiliriz. Korozyon bu. Peki korozyondan korunmak için metalleri ne yapmamız gerekiyor? Burada arkadaşlar birçok yöntem var. Örneğin boyayabilirsiniz. Bu bir yöntemdir. Veya başka bir metalle kaplama yani galvanize etmeyi kullanabilirsiniz. Galvanize etme yönteminde arkadaşlar korozyona uğraması istenmeyen metalin yüzeyi düzgün, çok ince ve çatlaksız çinko tabakası ile kaplanır. Yani çinko ile kaplama aslında galvanize etmek olarak ifade ediliyor. Bakın sonuncusu ve en önemlisi ve aslında soru gelebilecek noktada burasıdır. Kurban elektrot kullanma yani katotik koruma. Arkadaşlar katotik korumada sen bir metali korozyondan korumak istiyorsun. Korozyondan korumak için bu metali bu metalden aktifliği daha fazla olan bakın aktifliği bu metalden daha fazla olan başka bir metal bağlıyorsunuz. Bağlanan bu metale işte arkadaşlar burada kurban elektrot ya da kurban anot deniliyor arkadaşlar. Soruda da size şöyle verilir. Der ki işte burada bir kablo var. İşte burada bir boru var pardon. Bu boru demirden. Size ben işte 4-5 tane madde veriyorum. Bu maddelerden hangisiyle katodik koruma yaparsın diye bir soru gelir. Sen de o maddelere bakarsın o metallere. Hangisinin aktifliği en yüksekse onu tercih edersin. İşte mesela size magnezyumu, alüminyum, magnezyum ve alüminyum ile yapabilirsin. Diyelim ki alüminyum magnezyumdan daha yüksek aktifliğe sahip. O zaman derim ki ben alüminyumla bu ben katodik korumayı yapmak isterim. Çünkü bu daha aktif. Tabi ne olursa olsun örneğin bu demirse demirden de daha aktif olmaları gerekir. Burada koruma yapabilmek için. Yani aktifliği demirden daha düşükse burada katodik koruma yapılamaz arkadaşlar. Burada korumayı yapan metale de kurban elektrot ya da kurban anot Denir arkadaşlar. Diyelim ve bununla birlikte arkadaşlar aslında elektroliz kısmını bitirmiş olduk. Önemli bir kısımdı arkadaşlar. Zor olan kısımları da var. Çok dikkat edilmesi gereken noktalar var. Konu boyunca arkadaşlar bu noktaları özellikle ifade ettim. Sonrasında bununla birlikte bu kısmı bitirdik. Şimdi arkadaşlar karbon kimyasına giriş ve yavaş yavaş organeye doğru son tekrarları da devam edeceğiz arkadaşlar. Diyelim ve sonraki derslerde görüşmek üzere. Kolay gelsin. <laughs>